İşte bu bir önceki derste bahsettiğimiz elektrolitik hücre. Elektrolitik hücreler elektrik akımı kullanarak istemsiz bir reaksiyonun gerçekleşmesini sağlıyor. Dolayısıyla da bu da dışarıdan bir voltaj kaynağına ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor. Evet, bu gördüğünüz bizim pilimiz. Elektronlar pilin negatif ucundan geliyor. Bu nedenle de zorunlu olarak çinko elektroduna gönderiliyorlar. Çözeltinin içinde artı 2 yüklü çinko iyonları olduğunu biliyoruz. Yani eğer çinko 2 tane elektron alabilirse katı haldeki çinkoya indirgenir. Daha basit söylemek gerekirse çinko elektrodunda katı halde çinko elde etmiş oluruz. Evet, katı haldeki çinko tam burada oluşuyor. Diğer elektroda baktığımız zaman pilimizin bakırdan elektron çaldığını, yani bakırın yükseltgendiğini görebiliriz. Başka bir deyişle, bakır iki elektron kaybederek artı iki yüklü bakır iyonlarını oluşturuyor. Bakır elektrodun kütlesi de buna bağlı olarak zamanla azalıyor. Şimdi elimizdeki soruya bakalım. Bu sayısal bir elektroliz sorusu. Bize elektrik akımının ne kadar olduğu veriliyor. Tam 5 amper. Burada 5 amperlik bir akım uyguluyoruz. Sorumuzda bizden 1 saat sonra çinko elektrodunda kaç gram çinko toplanmış olacağını bulmamız isteniyor. Bu da demek oluyor ki çinko elektrodunda ne kadar çinko oluşacağını hesaplayacağız. Öncelikle akımdan bahsederken neyi kastettiğimizi anlamamız gerekiyor. O zaman buraya yazmaya başlayalım. Akım eşittir yük bölü zaman. Fiziksel akım i ile yük Q ile zamansa T ile gösteriliyor. Daha önceki videolarda yükün biriminin klomp, zamanın biriminin de saniye olduğunu söylemiştik. Öyleyse klomp bölü saniye bize amperi vermeli. Şimdi buraya bildiklerimizi yazalım. Soruda verilenlere göre akım 5 amper. O zaman buraya 5 amper yazabiliriz. Yükün ne olduğunu bilmiyoruz. Ama zamanı biliyoruz. Evet bir bakalım. Bize verilen zaman ne kadardı? Bir saat değil mi? İlk olarak bu bir saati önce saniyeye çevirmemiz gerekecek. Bir saat kaç saniye ediyor? Bir saatte 60 dakika. Her dakikada ise 60 saniye var. 60 çarpı 60, 3600 eder. Demek ki bir saatte 3600 saniye var. Artık Q'yu yani yükü bulabiliriz. 5 çarpı 3600, 18000. Yani burada bir saat içinde 18000 klomptan bahsediyoruz yükü bildiğimize göre bu yükün kaç mol elektrona eşit olduğunu da bulabiliriz değil mi Çünkü Faraday sabiti ne demek biliyoruz Ama yine de bu Faraday sabitini kısaca hatırlayalım Bu sabite göre 1 mol elektron 96500 klomp yüke karşılık geliyor Bizim elimizde 18000 klomp yük var O zaman bunun kaç mol elektrona eşit olduğunu hesaplayabiliriz tek yapmamız gereken bu sayıyı Faraday sabitine bölmek. 18000 bölü Faraday sabiti yani 96500. Başka bir deyişle 1 mol elektronun sahip olduğu yük. Bunu yaptığınız zaman klompların birbirini götüreceğini görebilirsiniz. Yani elimizde sadece elektronların mol sayısı kalacak. Bu işlemi hesap makinemizle yapalım. 18000 bölü 96500 bize 0,19'u veriyor. Bu işlemin sonucu 0,19 mol elektron çıktı. Başka bir deyişle 0,19 mol elektron pil sayesinde elektrolitik hücrenin içinde ilerlemeye zorlanıyor. Bundan sonra yapmamız gereken şey elektronların mol sayısıyla kaç mol çinko oluşturacağı arasında bir bağlantı kurmak. Bu bağlantıyı indirgenme yarı reaksiyonu kullanarak rahatça bulabileceğimizi düşünüyorum. Artı 2 yüklü çinko artı 2 elektron katı haldeki çinkoyu oluşturuyor. Şimdi buraya indirgenme yarı reaksiyonunu yazalım. Artı 2 yüklü çinko iyonlarının indirgenerek katı haldeki çinkoyu oluşturduğunu biliyoruz. Buradaki mol oranlarını da düşünelim. Artı 2 yüklü 1 mol çinkoyu indirgeyebilmek ve 1 mol katı çinko oluşturabilmek için 2 mol elektrona ihtiyacımız var. İşte aradığımız bağlantıyı bulduk. Elektron mol sayısının katı haldeki çinkonun mol sayısına oranını biliyoruz. Bu oran 2'ye 1. Yani elimizde her 2 mol elektron için 1 mol çinko üretebiliyoruz. Evet. Bu oranı kullanarak soruda kaç mol çinkonun üretildiğini bulabiliriz. Elektron bölü katı haldeki çinko. 2'ye 1 oranımız var. Yani mol oranımız 2'ye 1. Orantının diğer tarafına bakacak olursak 0,19 mol elektronun hücre içinde ilerlediğini biliyoruz. Dolayısıyla burada 0,19 mol elektron bölü x yazabiliriz. Burada x katı haldeki Çinko mol sayısını temsil ediyor. Bu orantıyı çözme vakti geldi. 2x eşittir 0,19. 0,19'u 2'ye bölersek sonucu 0,095 buluruz. Yani x eşittir 0,095. X burada mol sayısına eşitti, değil mi? Demek ki bulduğumuz bu sayı reaksiyon sonunda üretilmiş olan çinkonun mol sayısına eşit olacak. Bunu da buradaki orantıyı kullanarak bulduk. Her 2 mol elektron için 1 mol çinko oluşuyordu. Eğer elimizde 0,19 mol elektron varsa bu değerin yarısı da bize kaç mol çinkonun oluşacağını vermez mi? Sonuç olarak yapmamız gereken şey çinkonun mol sayısından çinkonun gramını bulmak. Çünkü soruda bize kaç gram çinkonun çökeceği soruluyordu. Mol sayısından grama gitmek oldukça kolay tek yapmamız gereken molar kütleyle çarpmak. Elimizde 0,095 mol çinko var. Bu sayıyı çinkonun molar kütlesi ile yani 65,39'da çarpalım. Çinkonun molar kütlesi 65,39 gram bölü mol. Bu iki sayıyı çarparsak moller birbirini götürüyor ve elimizde gram kalıyor bu işlemi yaparsak 0,095 çarpı 65,39 eşittir 6,2 buluruz. Yani 6,2 gram çinko elde ediyoruz. Bu tam olarak sorunun bizden istediği cevap. Ne kadar çinkonun çinko elektrodu üzerinde çöktüğünü bulmuş olduk. Aslında bu sorunun cevabına giden başka yollar da var. Ama ben her bir basamağı detaylıca düşünüp mantıklı bir şekilde sonuca ulaşmayı tercih ediyorum. Siz sadece birimleri düşünerek de tüm bu işlemleri yapabilirsiniz. Bu da aynı sorunun cevabına farklı bir yoldan gitmek olurdu. Ama burada anlattığım çözüm benim tercih ettiğim hesaplama yöntemiyle bulunmuş bir çözüm.